Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekili, bir il başkanlığına cevap vermek istemem. Ama bir dönek, büyük dönek Ankara'da var bir tane zaten. Uğraşıyorum, bir bakan var. Yalova'da da yavrusu var. Şimdi bak, o siyasi döneğe şunu söylüyorum. Bir zamanlar benim CHP il başkanı olarak, CHP il başkanı olarak cuma namazına gittiğim için beni gericilikle suçlayan AKP'nin il başkanına sesleniyorum. Sen bu parti binasında CHP'nin il başkanı cuma namazına mı gider diye bana muhalefet eden adamsın. Sesini kes, daha fazlasını söylettim ona. Kaşınma. Ateistim ben dedi, ateistim. Kaşırsan kaşırım seni. Haddini bil. Haddini bileceksin bir kere. Burada susuyorum. Yok, buradaymışım da mesaj göndermişim. Demek ki bir işim varmış, gelememişim. Gazilere saygı göstermesini Mustafa Pehlivan'dan mı öğreneceğim ben? O gitsin partisine söylesin de gazilerle, şehit yakınlarıyla ilgili verdiğimiz kanun tekliflerini geçirsinler mecliste. Oslo'daki görüşmeler terörü bitirme görüşmeleri değildir. Oslo'daki görüşmeler bir seçim ittifakıdır. Yani PKK temsilcisiyle hükümetin temsilcisi konuştukları konu şudur. 15 Haziran 2011'e kadar, yani seçimlerden 3 gün sonrasına kadar taraflar diyor. Açık açık bunu yazmışlar. Taraflar diyor. Her türlü askeri operasyon ve eyleme son verirler diyor. Açık açık da şöyle diyor. Türk tarafı ve Kürt tarafı diye yazmışlar. Bu metinde var. Yani seçimlerden 3 gün sonrasına kadar eylem yapılmayacak. Bu bir ittifaktır. Bu bir koalisyondur. Orada diyor ki devletin temsilcisi, PKK temsilcisine, sizin istemediğiniz valileri, kaymakamları görevden aldık diyor. CHP olmasa var ya diyor, istediğiniz her işi yapacağız diyor. Ama CHP var, yapamıyor. Sonra diyor, Sayın Öcalan'la diyor, aynen böyle, Sayın Öcalan'la, Sayın Başbakan'ın bölgeye ilişkin vizyonu diyor, %90-95 oranında örtüşüyor diyor. Bunları söylüyorlar. Bunları konuşuyorlar. Konuşmayı, görüşme olsun mu olmasın mı? Bunları geçelim arkadaşlar. Bu tartışmaları geçelim. Milletimize şunu anlatalım. Orada ne konuşmuştu? Mutabakat metninde yazılı olan ne? Başbakanla Abdullah Öcalan'ın %90-95 oranında örtüşen görüşleri ne? Seçimin bitimine kadar yapılan ittifak ne? Bunları tartışmamız lazım. AKP-PKK koalisyonudur. Bunun adı koalisyondur. Bir diğer konu, darbe yapmaya eksik teşebbüsten generallere, subaylara 18 yıl, 20 yıl ceza verdiler. Sizlerin aracılığınızla şunu soruyorum. Acaba zamanı geldiğinde darbe yapmaya eksik teşebbüsten 20 yıl yedilerse Cumhuriyeti yıkmaya tam teşebbüsten birileri kaç yıl yiyecek? Bunu göreceğiz. Ortada bir hukuksuzluk var. Bir hak ihlali var. Savunma hakkının ihlali var. TÜBİTAK'ı neden ele geçirmek istediklerini şimdi çok daha iyi anlıyoruz. Bakın, pek çok bilim kuruluşu bu dijital veriler sahtedir dedi. TÜBİTAK gerçektir dedi. İkinciye TÜBİTAK'a gönderilmedi. Ceza muhakemeleri kanunun 64. maddesine aykırıdır bu durum. TÜBİTAK 2008'e kadar özel bir kurumdu. 2008'den sonra başbakana bağlandı. Eğer bu ordu darbe yapacaksa kime karşı yapacak? Hükümete karşı yapacak. Başbakana karşı yapacak. Böyle bir olayda darbe sanıkları varsa hükümete bağlı olan, başbakana bağlı olan TÜBİTAK bilirkişi olamaz. Başbakana bağlı olan bir kurum, başbakanla ilgili bir davada bilirkişi olamaz. Bu tam hukuksuzluktur. Türkiye bunları aşacaktır. Bu, herkes şunu bilsin ki, bugün Türk ordusunun subaylarının bu şekilde hapse atılmasının arkasında Kürdistan olayı var. Kürdistan'ın kurulma projesidir bu. Bunu herkes böyle bilsin.
Kimse kimseyi kandırmasın arkadaşlar. Bir büyük projeye doğru gidiyor.